Kaldığımız yerden operasyona devam arkadaşlar. Kazananlar bu bayrağı bitiş çizgisine dikenler olacak. Pes etmeyeceğiz. Artık yüklenme vakti. AYT'ye yükleneceğiz. Arkadaşlar bu sorunun çözümüne geçmeden önce size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakınız bu soru çıkar, bu soru çıkmaz gibi bazen böyle yorumlar alıyorum. Değerli arkadaşlarım bakınız. 31 Mayıs 2021 tarihinde birçok kişiyi eleyen acımasız integral sorusu. Bu soruyu ben yazmıştım. Ve bu soruyu yazıp paylaşmıştım. Demiştim ki bak sınavda böyle bir soru gelebilir. Ve benzeri de geldi. U dönüşümü benzeri geldi arkadaşlar. Bakın. Gidin bakın. Ve burada bakın yorumlara bakın. Bu arkadaşlar mesela bir tanesi vakit kaybı. Hocam bu ne? Çıkmaz hoca. Mesela böyle saçma sapan soru. ÖSYM böyle kasıntı sormuyor. Şimdi gidin bir de Google arama motoruna şey yazın. 2021 AYT soruları yazın. Çıkan soruya da bakın bakayım. Bak her şey ortada. Ben çok şeffafım. Ben buradayım. Bakın her yorum açığım ama amaç üzüm yemek değil, bazıyı dövmek olursa onlara karşı değilim. Bu sözümü anlayan anladı. Bakın önemli olan sizlere faydalı olmak. Şu soruyu çıkar, bu soru çıkmaz. Bak biz bunda değiliz. Bizim amacımız sınavdan önce size son tekrarları, son kontrolleri yapıp sizi sınava hazırlamak. Şimdi mesela bu soruyu, şimdi hiç incelemeseniz diyeceksiniz ki ya hocam bu soru çıkmaz. Ya kardeşim bu sorunun benzer mantığı 2021 AYT sorusu. Bak çıkmış. Sınavın en kolay sorusuydu, en zor sorusuydu. Ben bilmem. Bilenin hepsi kolay. Zaten şu çıkmaz, bu çıkmaz dersek hiçbir şey yapamayız ki o zaman kanalı kapatalım gidelim. Aksine benim üzüntüm veya benim sistemim şu. Bu çıkmaz, o çıkmaz derken sınavdan o kadar uzaklaşıyorsunuz ki. Limit sorusu iki taneydi. Birisi, ikisi de çok yapılabilir de. Bir tek sınavda kazıntı olan bir polinom sorusu vardı. Onu da ÖSYM yapsın bir zahmet. Her sene iki tane eleyici soru soracak. Onu muhakkak bir yerden sonra. O sene kurban polinomdu. Veya trigonometriydi. O kurban her sene değişir. Amaç burada arkadaşlar. Sizlere faydalı olabilmek. Sizi bir yere, bir amaca, hedefe götürebilmek. Şimdi şu sorunun benzeri çıkmış. Ve şu soru sınavda bol işlem hatası yaptırabilecek bir soru. Ben ama size mantığını anlatacağım. Hatta bu sorunun grafikli versiyonu da yazıyor. Bak sinirlendim. Gittim artık ÖSYM sorularını alıyorum. Bunu sormuş ne sorabilir? Kendim yazıyorum. Şimdi bakın burada gerçekten samimi olan arkadaşlarım, özellikle samimi olan arkadaşlarım, bak parantez açarak söylüyorum. Şimdi limitte her şeyi sormuştu. Mesela x küçüktür 2. Böyle her şeyi sormuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne yaptı orada? A küçüktür x. X şöyle oldu. İşte A ile B arasında oldu. Ondan sonra da ne yaptı? X küçüktür B şeklinde bir limit sorusu sordu. ÖSYM soru tiplerini tükete tükete gidiyor. Bak limit sorusunda bir tek bu sorulmamıştı. Ben de bunun geleceğini bekliyordum. Ve geldi. Şimdi arkadaşlar ÖSYM bu sene mesela limitle ne sorabilir? Yine tamam bir tane özgün yine gelir ama diğeri de arkadaşlar benim kanaatime göre belki burayı EFA yapabilir. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bizler de ÖSYM'i analiz ediyoruz. Ne sormuş ne sormamış analiz ediyoruz ama burada binlerce kişiye hitap ediyoruz. Ve sınavın bir ana çizgisi var. O ana mantığında ve ana çizgisine uzaklaşmamak lazım. Artan azalanla ilgili her sene fix bir soru var. Zaten artan azalanla kendi bünyesinde kolay bir soru. Ama bu konuya bakan olur, bakmayan olur. U dönüşümü de bilene kolay. Ama onun da karıştıracağınız yerleri var. Hassasiyetleri var. Oralar o yüzden bizim için ne oluyor arkadaşlar? Önemli oluyor. Hani burada amacım şu. Sizi ÖSYM'ye kanalize etmek. Çünkü ben her sene sınavdan sonra şunu görüyorum ya. Ben yanlış çalışmışım. ÖSYM'ye böyle hayalci soru sormuyor. Mesela fantastik soru sormuyor. Bu bir gerçek. Fantastik soru sormuyor. Belli bir hedefi var. Ana mantıktan uzaklaşmıyor aslında. O yüzden arkadaşlar şimdi sorumuzun çözümüne geliyoruz. Buraya kadar dinlemeyi başaran, şunu yazacak arkadaşlar. Yeni nesil, eski nesil fark etmez. Tamam mı? Bunu yazacaklar. Yazmazlarsa harbi kırılırım bu sefer. Bak. Harbi kırılırım. Şimdi sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu polinomun artan ve azalan olduğu aralıkları vermiş. Ben çıkmış sorunun aynısını kopyalayıp yapıştırmadım. Onu sormuşsan bir sonrakinde ne sorabilir dedim. Şuralarda normalde sayılar vardı. Demek ki bu sene bir daha bunu sormayacaktır muhtemelen. Sayılara değiştirip böyle bir şey verebilir. Böyle bir şeyle sınavda sizin işlem hatasına sevk edebilir. Veya bunun üzerinden daha farklı şeylere girebilir. O yüzden arkadaşlar inşallah bu tarz bir soruyu da yakalarız. Şimdi bakın biz türevi artan ve azalanlarını karar verirken ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir fonksiyonun türevini inceliyoruz. Şimdi mesela şu fonksiyonun türevini alacağız. Ve türevini işaretleyeceğiz. F türev x. Hemen alıyorum arkadaşlar. Ne oluyor? 3 2 ile çarpılıyor. 6x kare eksi 36x artı 30. Sonra bunu neye eşitliyoruz arkadaşlar? 0'a eşitliyoruz. Buradan da bunu hemen hızlı bir şekilde çarpanlarına da ayırabiliriz. 6x'e x
İşte burası eksi 5'e eksi 6. Çapraz çarpı toplayınca ortaya veriyor. O zaman ne oldu? 6x eksi 6 çarpı x eksi 5 eşittir 0. Buradan x 1, x ne oldu? 5 oldu arkadaşlar. Hemen bunları tabloya yazıyorsunuz. X'e 1, bir de 5 yazıyorsunuz. Bakın ben şimdi size burada farklı bir tavsiyede bulunacağım. Şu an ben f türevin işaretini inceliyorum. X karenin işaretini arkadaşlar dikkat edin. Artı. 6 olduğu için artı, eksi, artı. Sonra ben buradan f hakkında yorum yapıyorum. Artan, azalan. Ne oldu arkadaşlar burada? Tekrar artan olmuş oldu. Şimdi bakın. Şurada bu soruda yapılabilecek en büyük hata şuydu. A eksi b'yi burada koymaktı. X yerine a eksi b'yi koyan vardı. Bak eğer koyan varsa onları da yoruma bekliyorum. Asla böyle bir şey girmeyin. Bak asla girmeyin. Yani burada a eksi b'yi koydum, artı b'yi koydum. Elinde kalır, patlar. Yapacağın şey şu. Eksi sonsuzdan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Zaten o zaman a eksi b'nin daha küçük olduğu belli. O zaman a eksi b neye eşit arkadaşlar? 1'e. A eksi b eşittir 1'e. A artı b neye eşit? O da 5'e eşit. Taraftara topluyorum. 2a eşittir 6. A eşittir 3. 3'ü de gidip yeni yazıyorum. 3'ten ne giderse 1 olur. B ne oldu arkadaşlar? 2 olmuş oldu. Şimdi bana neyi soruyor? 3 eksi 2'yi. Oradan f1 oldu. Bana f1'i soruyor. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Hemen a'yı b'yi de yeni yazalım. Buraya 3 yazdım. 2 bölü 2'den ne geldi? 1 geldi. 3 bir daha ne oldu? 4 oldu. Artı 30x eksi 18 x kare artı 3x 2 x küp. Tamam mı? Bu da fx oldu. Şimdi arkadaşlar bana neyi soruyor? F1'i soruyor. X'e 1 koyacağım. Bulalım yine. Adet yeni bulsun. 2 eksi 18 artı 30 artı 4. 36'dan 18 gitti. Cevabımız ne oldu? 18 olmuş oldu. Emin olun sınavda da bu tarz bir bu mantıkta soru çıkmıştı. Yani burada amaç türevi ne al? Sıfıra eşit. Arkadaşlar belki şurayı grafikli verebilir. Bak bu dediğimi unutmayın. Ben bunu yazmaya çalışıyorum. Belki burayı grafikle ifade edebilir. Buradan da sizin artan ve azalan hakkında yorum yapmanızı bekleyebilir. Görüntü itibariyle korkunç ama çözüm itibariyle o kadar korkunç bir soru değil. Evet ben de bu sorunun kolay ve yapılabilir olduğunu kabul ediyorum. Hani 5 üzerinden 2.5 diyebilirim. Yani çok da kolay da değil ama böyle soruları çözelim. Çünkü siz bunları seyrediyorsunuz. Bir yandan bazı şeyleri de toparlamanız lazım. İşte çıkmaz desin. Yani ben mesela şu anda emin olun bak samimi söylüyorum. Ben 2021 yılının Mayıs ayında olayım. Çekeyim şunu. Altı aynı. Böyle. Çıkma. Sorma. Böyle. Saçma sapan yorum. Çıktı. Çıkana kadar çıkmaz. Çıktı. Zor soru yazdım mesela. Bir tane yazdım. Artık sinirlerimi topluluktan kaldırdım. Ya bir dur kardeşim. Orijinal soru diye bir şey var. Orijinal de mi yazmayalım yani? Kolay yazıyoruz. Ayrı bir de. Zor yazıyoruz. Çıkmaz. Nasıl çıkıyor? Çıkan sorular varsa atın bana. Vereyim ha. Numaramı vereyim. Atın bana. Ben sene sonuna kadar onları ben de yazıp günah bana da. Ha şu soru yazana kadar yarım saat 45 dakika uğraştım yani şu sağlar mı bu sağlar mı vesaire vesaire. O yüzden arkadaşlar ne diyoruz? Yeni nesil eski nesil fark etmez diyoruz. Bu sistemimi de üzerine alınsın. Evet ben fantastik sorular da soracağım. Hani o şekillerde kapatıyor bir yerlerine falan yapacağım ama şimdi aynı anda bir anda böyle bodoslama dalınca da saçma oluyor yani. Bırak hani birazcık temel şeylerden toparlaya gidelim yani. Az önce gösterdiğim gibi geçen seneki sorularda çok şey değildi. Ha IT Combat soruyla ilgili şeylerim var. Bu arada şu anda mikrofonum yok. Ofisimde mikrofon. Burada mikrofonum yok. Haberiniz olsun. Sonra altaya yazdım. Oya mikrofona falan yapmayın. Gerek yok. Tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Ben sizin bir abinizim. Hiç bana öyle şöyle böyle bir hocam girmeyin o ayaklara. Ben sizden yaşça büyüğüm. Tamam mı? Adam gibi de sizi eleştiriyorsanız ben de size eleştirilince cevap veriyorum. İnsan gibi düzgünce. Yani şu çıkmaz bu çıkmaz. Bu kolay bu zor değil mi? Bana bakarsan ben de öğretmenim. Hepsi zor, kolay bana yani. O zaman ben hiç soru çözüm falan atmayayım. Bu mantığa bir şey geliyor. Böyle bir şey de geliyor değerli arkadaşlarım. O yüzden devam edeceğiz. İnşallah ben böyle grafikli sorular da yapacağım. Çıkmış sorular alıyorum. Yarım saat, bir saat düşünüyorum. Bazen üç saat düşünüyorum. Ya. Şu soruyu emin ol. Yarım saat düşündüm. Ya bunu sormuşsa ne sorabilir falan böyle. Ha, baktığın zaman ya soru kolay. Şimdi 3 yaşındaki bir çocuk beni ne kadar dövebilir ki yani. Soru kolay yani. Ama bu da çıkıyor. O anda boşta bulunursun. Bir şey yanlış yaparsın. Bak mesela burada işlem hatası yapan arkadaşlarınız vardı. Bence hiç gerek yoktu işlem hatasına. Bak şu gösterdim. Bunlar yapılıyordu. O arkadaşım buradan bir şey alacak. Çözebiliyorsan daha bak burada çözebiliyorum. Hoca da şunu gördü falan. Devam edersin yola ya. Böyle abartmaya sanki ben resmi kurum değilim ki. Ben ÖSYM falan değilim. Burada karınca yardım ediyorum. Veya size burada bir köy pazarlamaya da çalışmıyorum. Bir ders tutup pazar hani var mı? Şu soruyu kendim yazdım. Hani bunun karşısında bir şey pazarlayayım, bir şey satayım diye de var mı? Yok. Bir yayından alıp da söylemiyorum. Yani bana diyecek ki var ya bak bir şey söyleyeyim. Bana diyecek ki kıyırdık ha. Bana diyecek bir tane diyen adam çarpılır yani. Yok bak bir şey satmaya çalışmıyorum şununla ilgili. Bir şey yok elimde hiçbir şey yok. Deseniz ya yok işte yok. Şuradan gelecek 10 kuruşu da yani reklamdan da 10 kuruş 5 kuruş da İvan numaranı ver de atayım onu da çeneni kapa yeter ki yani.
O yüzden boş yapan arkadaşlara bu sistemim olmuş olsun. Böyle bayağı sistem yapmıyordum. Arada iyi olur böyle.